Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız? İyi misiniz? 2014 yıllık Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nin yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, boğalar için nasıl bir yıl bizi bekliyor? Sevgili boğalar, bu yıl, geçtiğimiz yıl özellikle tabii boğalar için önemli bir yıldı. Bu yılda etkiler yine devam edecek. Satürn'ün akrepteki seyri yıl boyu sürüyor. Boğa akrep hattında yine iki tutulmamız var yıl içerisinde. Jüpiter yılın ilk yarısında 17 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'ndaki seyriyle beraber boğaları yine destekleyen pozisyonda olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren Jüpiter Aslan'a geçecek. Özellikle ilk tutulmamız 29 Nisan Boğa Burcu'ndaki Güneş tutulması 8 derece Boğa Burcu'nda olacak. Bu Nisan sonu doğan boğalar için özellikle önemli. 29 Nisan, 30 Nisan olanlar için yıl bazında önemli olacak. O çok önemli. Evet. 23 Ekim Akrep Burcu'nda Güneş tutulması da. Evet. O da yine boğalar için, boğa burcunun başında doğanlar için etkili olacak. Bir de evet. 6 Kasım'da boğa burcunda dolunay var. Evet, 6 Kasım'da boğa burcundaki dolunayda yılın önemli zamanlarından biri. Özellikle Mayıs'ta başlayan bazı işlerden sonuç alınması ya da ilişkileriyle ilgili olabilir, kariyerleriyle ilgili olabilir bazı konularda dönüşümler yaşanması bu dolunayda daha yoğun olarak yaşanabilir. 29 Nisan Boğa Burcu yeni ayı güneş tutulmalı olduğu için çok belirgin etkiler yapabilecektir. Özellikle 6 aylık bir süreyi etkileyen bir çok önemli. Hayatınızda evet. Biraz da Boğa Burcu'nda 29 Nisan civarında doğanlar. Bunlar çok önemli. 5 Mayıs civarında doğanlar. 21 Mayıs civarında doğanlar hayatınızda radikal bazı değişimler bekliyor size. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Bazı boğalar evleniyor. Satürn 7. evden geliyor. Jüpiter'den destek oluyor. Hayatlarının en önemli kararlarını veriyorlar bu yaz civarında. Bu 29 Nisan güneş tutulması bunu temsil ediyor. Bu yıl doğum haritalarında çok özel zararlı bazı gezegen açıları olmadığı takdirde boğa burçlarının evlilik döngülerinin iyi olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Satürn'ün Güneş'e karşıtlık verse de biraz zorlasa da Satürn'den dolayı biraz keseleri incerse de. Evet. Çünkü maddi kayıpları olabiliyor, parasal kayıpları olabiliyor, maddi ve ekonomik değerlerle ilgili ciddi sıkıntıları olabiliyor Satürn'ün Güneş karşıtlıklarında. Buna benzeyen yapılar olsa bile genel olarak Jüpiter'in de desteğini aldıkları için bu sıkıntılar biraz olsun hafifleyebiliyor. Şimdi yönetici gezegeniniz Venüs'ün pozisyonları çok önemli. Evet Demet, neler var? Şimdi yılbaşına yılın ilk ayı Ocak ayında yönetici gezegen Venüs Oğlak Burcu'na retro harekette olacak. Bu nedenle yılbaşı biraz boğalar için geri dönüşler olabilir, bazı aksilikler olabilir. Yarıda kalmış aşklar yeniden canlanabilir. Sağlıklarıyla ilgili konular biraz gündemde olabilir. Kadın hastalıkları, erkeklerde cilt hastalıkları, erkeklerde diz sorunları, erkeklerde boğaz, bademcik, tiroid. Bunlarla ilgili sorunlar, sağ göz sorunları, boğa burcu üzerinden gelen tutulmalar, pleidisi de tetikleyen gezegen açıları var çünkü. Yılbaşından 31 Ocak'a kadar olan dönem biraz zor. Aslında yıla zor giriyor. Evet, yıla biraz zor ya da keyifsiz, neşesiz girebilir. Enerjisi düşük girebilir boğalar ama daha sonra enerjisi yükselecek. Yıl içerisinde Venüs'ü takip ettiğimizde özellikle 30 Mayıs 24 Haziran arasında Venüs Boğa burcunda olacak. O güzel. Evet. Boğalar biraz daha cazibeli olabilir, dikkat çekici olabilir, enerjileri artabilir. Hem ilişkiler bakımından, aşk, sevgi, hem maddi konular bakımından destekleyici olacaktır. 6 Eylül 30 Eylül'de Venüs'ün Başak'ta olması yine boğalar için güzel bir dönem. Çocuklar, küçük seyahatler, dostluklar bunlar çok önemli. Arkasından 24 Ekim 17 Kasım'da da Venüs'ün Akrep Burcu'nda olması ve burada da 23 Ekim'de tutulmanın da Akrep Burcu'nda Güneş tutulmasının da olması, Güneş tutulması çözümlemesi esnasında birlikteliklerinde fayda sağlayacaklar. Güzel iş ortaklıkları olabiliyor. Belli sıkıntıların geçtiğini gösteriyor. Şimdi yalnızca burada bir şey var. 17 Temmuz'dan itibaren Jüpiter'le Güneş arasında bir kare görünüm başlıyor biliyorsun. Evet. Bu da temkinsiz, biraz abartılı, biraz
tedbirsiz davranışlara girebileceklerine, bazı konularda parasal kayıplara sahip olabileceklerine bunları gösteren bir yapıdır. Ama Jüpiter'in aslında 4. eve girmesi de onlar için belki hayatlarında sahip olmak istedikleri eve sahip olmak. Evet. Düşünürseniz 12 Ağustos 2015'e kadar Jüpiter'in orada bir etkisi olacak. Aileden destek almak, aile içi sorunlarında bitmesi gibi desteklere sebebiyet veriyor. Burada bazı günler var onunla ilgili. Boğalar için yılın güzel günleri Mart başı, 1 Mart, Jüpiter'in olumlu destekleyici açıları var. Eğitimle ilgili. Evet. Şans, belki hayalindeki otomobili alabilirsin, küçük seyahat edebilirsin. 18 Nisan var. 18 Nisan güzel. Yaz 25 Temmuz ve yakınları yine boğalar için destekleyici. Aile içi ilişkiler, aileyle ilgili konular. Bir de dikkat edilmesi gereken, özellikle Satürn'ün sert açı yaptığı günler var. Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. 11 Şubat ve yakınları, 10 Mayıs ve yakınları, 10 Ağustos ve 26 Ağustos yakınları boğalar için birazcık Satürn açıları zorlayıcı olabilir. Evet, istikrarlı, sorumluluğu çok bol. Aslında maddi olarak Haziran ayı ve Ekim ayı kazançlı. Onun haricinde biraz gelirlerde düşüşün olduğu dengeli bir yıla giriyorsunuz. Mutluluklar dileriz. Hoşça kalın. Güle güle.